Orta Nokta'dan merhaba değerli izleyenler. TV Bu Spor'a hoş geldiniz. Süper Lig'de 4. haftayı tamamladık ve yeni lider Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar Dolmabahçe'de Sivas Spor'u konuk etti. İlk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 yendi Beşiktaş ve 4. haftayı lider olarak tamamlıyor. Haftaya Fenerbahçe lider girmişti sayılı lacivertler. Bugün Konya Spor'a mağlup olunca Beşiktaş liderlik koltuğunu devraldı ezeli rakibinden. İşte gol dakikaları 12 ve 41'de Muleka siyah beyazlar adına golleri attı. Aynı zamanda 29. dakikada Weghorst yine skora katkı sağladı. Aynı zamanda Hollandalı oyuncu bir de asist yaptı bugün. Ve Sivas Spor'da Dia farkı 2'ye indiren golü atmıştı. Kırmızı beyazların yeni transferi Dia Seba gerçekten de klas bir gol kaydetti. Beşiktaş 3, Sivas Spor 1. Maçın skoru ve Beşiktaş aylar sonra yeniden Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturuyor. Tümer Metin ve Elvir Baliş ile birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Aynı zamanda Konyaspor Fenerbahçe maçını da konuşacağız. Tümer abi hoş geldin yeniden. Merhaba. Hocam yeniden hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Devre arasında Tümer Metin ile birlikte ilk yarıyı değerlendirmiştik. O yüzden Tümer abi senden rica ediyoruz. Bıraktığı yerden devam edelim. Yani lider ilk yarıda var, ikinci yarıda idare etti diyelim. Bir manşet çıkacaksa maça dair. Maçı izlerken de ilk yarıda gözümüzü ekrandan alamadık. O coşkuya, futbolcuların, taraftarın, stat atmosferinin yaratılan coşkuya, futbolcuların katılımı kadar bizler de ekran başında gözümüzü ayırmadan izledik. Ama ikinci yarı zaman zaman üçümüz aramızda sohbet ettiğimiz anlar oldu. Belki ilk yarının ilk yarıda alınan skor 3-0'lık. Hoca içeride ekonomik oynayalım demiş olabilir. Pek de ekonomik oynamadı. Gitmek istedi Beşiktaş. Ama çok pas hatası oldu. İlk yarıdaki oran çok aşağıya gelmiş olabilir ikinci yarıda. Buna oyuncu değişikliklerinin de etkisi olduğu kanaatindeyim. Şu genç arkadaşımızı hırpalamak istemem Berkay'ı ama geçen hafta söylemiştim. Biraz pozisyonun acemisi gibi. Salih değişikliğine bir anlam veremedim. Bir sakatlığı yok ise. Çıktıktan sonra Valerian İsmail ile kısa bir istişare yaptılar kendi aralarında. Eğer bir sakatlığı yok ise hem iyi oynarken 54'te oyundan çıkmak istemez oyuncu. Muhtemelen bir sakatlık olmuş diye düşünüyorum. Yerine giren Berkay da biraz acemi bir oyuncu, pozisyonu acemi bir oyuncu gibi düşünüyorum ben. Ya da öyle gördüm 2 haftalık periyotta. O pozisyon sırtı dönük top almayı maharet sayar. Biraz oralarda eksiği var genç kardeşimizin. Düzelir. İkinci yarıda oyuncular biraz kendi istatistiklerini oynamak istediler. O ilk yarıdaki coşkuyu anlattığımız, organizasyonu anlattığımız yer biraz dağıldı. Yani Enkudu madem maç 3-0 ben de skora katkı yapayım dercesine tamamen kendi istatistiğini oynadı. Rozier'e zaman zaman yaptığı çıkışlarda belki final paslarında tercihi doğru yapabilse ya da final vuruşunu doğru yapabilse tabelada onun da ismini görebilirdik. İlk oyun öyle akarken de kendi aramızda şunu konuştuk. Ya 3-0 öndeysen biraz ekonomik oynamak bu periyotta 3-0 aldıktan sonra makul karşılanabilir. Onun da birinci ilkesi topu rakibe vermezsin. Sağlıklı pas trafiğini kurarsın. Ve nasıl olsa bir yerde eksik ya da boş alan yakalarsın. Onu da yapmadı Beşiktaş. Yine coşkuyla gitmek istedi. Ona da pas hataları engel oldu. Ama günün sonunda Tümer'cim böyle anlatıyorsun ama lideri konuşuyoruz. 3-0'lık net bir skor. 3-1'lik net bir skor. Olağanüstü bir gol attı Sivaslı oyuncu. İnanılmaz bir yere gitti top. 3-1'lik net bir skor. Haftaya başlarken maçtan önce masanın üstüne koysalar herkesin tamam diyebileceği oyuna bakmaksızın. Tebrik edelim Beşiktaş'ı. Sivas'a da iki kelam edeyim. Baliç Hoca'ya bırakayım lafı. Beğenmedim Rıza Hoca'nın takımını. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirmişlerdi. Sonradan oyuna giren oyuncular önümüzdeki haftalarda forma şansı bulurlar diye düşünüyorum. Devre arası yapılan değişiklikler dahil buna. Robin Yalçın, Apindangoye, Hakan Aslan oyuna girdi. Üçü de etkili oyuncu, üçü de bank oynayan oyunculardı. Sonradan iki transfer, iki yabancı transfer, biri golü atan oyuncu. Sanki takıma daha katkı sağlayacakmış,
daha omurgayı oluşturabilecekmiş gibi durdu o oyuncularla. Ama şu görüntüsüyle iyi bulmadığımı söyleyeyim Rıza Hoca'nın takımının. İlk yarıda bir şampiyonluk oyunu diyebiliriz hocam. Muazzam bir tempo. Evet. Ve bulduğu pozisyonları gole çeviren bir Beşiktaş. Ve belli bir plan dahilinde de bunları yapıyor olması açıkçası dikkat çekiciydi. Yani orada bireysel yeteneklerle doğaçlama değil de gerçekten de bir plan dahilinde bunu yapabildiğini gösterdi. Ama Tümer abinin de dediği gibi ikinci yarıda biraz o vites boşa alındı sanki. Özür dilerim hocam. Şunu ekleyeyim, öyle şey yapın. Çok kusura bakma. Buradaki ilk yarıya dair notlarımdan bir tanesi pozisyon vermeden içeri girilmişti. Evet. İkinci yarıda hem kalende bir gol gördün hem de iki tane üç tane Sivas Spor pozisyon üretti. Net diyebileceğimiz pozisyon. Bu da önemli bir detay olsa gerek. Özür dilerim hocam. Estağfurullah, olur mu ya? Ama ilk yarıdan bir keyif aldığını gözlemledik hocam. Yani Tümer abinin dediği gibi gerçekten gözümüzü ekrandan alamadık. Aynen öyle. Biz Fenerbahçe burada yorumlarken zaten sen bana sormuştun Beşiktaş'ın bugünkü maçta ne bekliyorsun. Aslında başlangıç beklediğimiz gibi oldu. Benim de beklediğim gibi oldu. Gerçekten baskılı bir futbol. Bugün tabii Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle Beşiktaş'ın oyuncuların üzerinde belki ayrı bir motivasyonla çıktılar. Hem kendi sahasında hem kazandıkları takdirde şampiyon liderliği yükseleceğine de söylemiştik. Beşiktaş gerçekten iyi başladı. Yeni transferler sağdan geldi, soldan geldi, ilk yarıda ortadan geldi. İşte çok koştu, mücadele etti. Yani oyuncu baktığımız zaman hani neredeyse kötü bir oyuncu yoktu yani ilk yarıda baktığımız zaman. Yani bir de hep şunu söylüyoruz. Büyük takıma karşı oynadığınız zaman hem kendi sahasında büyük bir avantaj, 1-0, 2-0 öne geçmesi büyük takım için büyük bir avantaj. Ve gerçekten takım bir şekilde rahatlıyor, özgüveni artıyor o taraftar desteğiyle. Maçı çevirmeniz çok zor. Yani karşıdaki takımın maçı çevirmesi çok zor. Bugün tabii Sivasspor'un, ben de Tümer'e katılıyorum. Yani tırnak içinde rakibi yoktu Beşiktaş'ın ilk yarı baktığımız zaman. Çünkü gerçekten Beşiktaş çok üstün oynadı. Yani o geçen seneki Sivasspor'u göremedik maalesef sahada. Tabii Beşiktaş'ın orta sahadaki özellikle Delali'nin gelmesiyle ciddi bir güç kattığını söyleyebiliriz. Hücum anlamda, pas anlamda, yani Salih'le ve Getson'la beraber ilk maç olmasına rağmen gayet de iyi oynadı. Sonra doğru tabii o da yoruldu. Gayet doğaldır. Yani ilk yarı çok üstün bir Beşiktaş vardı ama ikinci yarıda katılıyorum. Değişikliklerden sonra bazı sıkıntılar oldu Beşiktaş'ta. Yani büyük takımın, aslında bizim takımlarımız, bütün büyük takımlar için geçerli. Maçı kazanmayı biliyoruz. Maçı bitirmeyi bilmiyoruz. O zaten büyük takımlık demek hocam. Büyük takımlık esas o. Avrupa'daki takımların arasında aslında farkı o. Büyük takımlar, büyük takımlık dediğin zaman çok Tümer'in dediği gibi katılıyorum. Yani 30 dakika kalmış, 3-0 öndesiniz. Bunu pasla mutlaka bir yerde bir yine bir pozisyon yakalarsın. Ama öyle bir pas topu koşturacaksınız ki karşı takıma koşmayı zorlanacaksınız. Biz bunu maalesef yapamıyoruz. Çok acemi davranıyoruz. Dediğim gibi pas sıkıntıları oluyor. İşte bir anda böyle bir konsantrasyon bozukluğu mu diyelim. Ya da işte 3-1 öndeyiz. Hani artık rahatız. Yani bunu bir şekilde yapamıyoruz. Yani sebeplerden biri şu olabilir mi hocam? Mesela devre arasında Tümer abiyle program yaparken söylemiştim onu. 15. dakika oldu. Dedim ki ben tamam şimdi biraz frene basacak. O çünkü yüksek tempoyla başladı. Biraz bir aktif dinlenecek. Olmadı. 25'te baktım yine olmadı. Yani o skorun da verdiği coşkuyla beraber aynı tempoda devam etmeye çalıştı Beşiktaş. Aslında bu oyunun, yani önde yüksek tempoda basma oyununun belli periyotlarda dinlenme vakti gelmesi doğal değil mi? Bunu yapmadı sanki Beşiktaş. Doğru dinlenmek önemli. Evet. Anlatmak istediği o hocamın. Ama ilk yarıda sanki bu matematiği yapamadı gibi geldi bana. O yüzden ikinci yarı bunun sancısını yaşadı gibi geldi. İşte ikinci yarıda o zaman doğru dinleneceksin. Bak keşke elimizde şöyle bir data olabilse. Yani ya da Opta ya da bir analizci şöyle bir şey çıkarabilse. Avrupa'nın başüstü takımlarından bahsediyorum. O son 8'e kalan takımlardan. Tamam mı? İlk yarı 3-0 bitirdikten sonra ikinci yarı Beşiktaş'ın koştuğu kadar koşmazlar.
Bak, koşu mesafesi çok koştu. Daha aşağıda olur. Beşiktaş'ın ikinci yarıda koştuğu kadar koşmazlar. Skor belki aynı kalabilir ama koşu mesafesi %100 daha aşağıda olur. Ama topu alırlar ve ekonomik oynamak başlar orada. %100 garanti. Kesinlikle. Koşu mesafesi aşağı gelir. Biz bunu beceremiyoruz. Bunu eleştiri anlamında söylemiyoruz. Bu genel olarak takımın olgunluğundan ve oyuncunun oyuna yaklaşımından da gelebilir. Mesela son 8-10 dakika Cenk'in falan Kerem'in oyunda olduğu dakika normalde oyun başı olsa öyle bir alan bulsan hepsi pozisyon sonlanır. Tabii. Aynen. Ama reorganize bir durum var orada. Oyun sonu, maç kopmuş. Bir an önce bitsin isteği var. Yorgunluk da binmiş tabii. Oraları ekonomik oynayamıyoruz. Sanıyorum hocanın söylemek istediği... Kesinlikle aynen söylüyorum. Çünkü son dakikalar, şimdi 15 dakika, peki ne oldu? Bunu yapmayınca ne oldu? Takımda bir gol yedikten sonra, ikinci pozisyonda Sivas'ın çok ciddi bir pozisyonu var. Orada 3-2 olsa peki ne olacaktı? Yani Engin'i kaçırdı pozisyon. Yani o zaman panik başlar... Belki o özgüven bahsetti, belki oyuncular kaçmaya başladı. Bilemiyorsun yani ne olacak. Ama kronik bir rahatsızlık Beşiktaş'ta bu. Evet. Yani maçın sonuna sirayet eden 3-4 maç çok net hatırlıyorum. Geçen sene Adana Demir'le başlayan, ondan önceki sene de vardı. Bu sene de oldu. Bir kronik rahatsızlık var. Yani şey yapmak lazım. Alanya'da oldu bu sene. Valerian İsmail de... maçtan sonra şikayet etmişti. Fenerbahçe Adana Demir maçında da sanki Fenerbahçe buna benzer bir sendrom yaşadı. Evet, yani genel olarak takımlarımız, büyük takımlarımızın refleksi oyunu bitirmeye yönelik olmuyor. Orada coşku, seyircinin isteği, daha çok gol çıkarma, bunlar gayet makul karşılanabilir. Olur, oyun çeker içine. Ama bunu daha akılcı yapabiliriz. Daha akılcı yapmak lazım. Ya şimdi bir örnek vereceğim. Mesela bunun için o maçın 90 dakikasını izlemenize gerek yok. Mesela Bayern Münih 6, Köln 0. Açtınız TV Bu Spor YouTube'dan. Özetine bakıyorsunuz. İlk 2-3 golde Bayern Münih'in o set hücumlarını görürsünüz. Kalan 3 golde hep kontra atak golleri olmuştur. Çünkü biraz daha böyle kendi yarı sahasında. Pasla. Evet. Rakibi belli bir plan dahilinde üzerine çekip bir bakarsınız o bayağı böyle boş alanlarda. İkinci yarıda çok müsaitti. 9 atıyor. Evet. Dediğin senaryoya çok müsaitti ikinci yarı. Yani Sivas'ta biraz gelmeye başlamıştı. Arkada çok boş alanlar kalmıştı. Rozier'in bulduğu pozisyonlar, Enkudu'nun birebirdeki etkili olduğu anlar tam bu tarife uyan anlar zaten. Biraz daha akıllı, biraz daha olgun. Akıllı demeyeyim de olgun oynamak lazım. Ama hakkında verelim ilk 45 dakikanın. Yani benim müthiş. Son yıllarda sadece bu sezon değil, geçen sezonda dahil ediyorum. Yakın zamanda dahil ediyorum. Son yıllarda herhangi bir Süper Lig takımından gördüğüm en iyi devre performansı. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş o kadar iyi bir baskı kurdu ki, bir de en önemlisi Beşiktaş'ın o ikinci topların kazanması çok önemliydi ilk yarıda. Evet. Yani orada öyle bir baskı kuruyor ki orada hemen topu kapıyor, tekrar hücuma gidiyor. Tekrar topu kapıyor, çıkartmıyor takımı. Tekrar kapıyor, tekrar hücuma. Yani sürekli ve çok hareketliydi. Hocam devre arası söyledim. Weghorst havuza düşen bütün topları topladı. Aynen. Salih aldı, Gedson aldı. Bravo. Şimdi bunları kazandığınız dakika, yani tırnak içinde sahipsiz top denilen toplar vardır. Bir top ortaya düşer, iki oyuncu yakın olan kazanır ve kazanan tekrar atağa devam eder. Buralar hep Beşiktaş'ın artı hanesinden okuduğumuz şeyler oldu ilk yarı. İkinci yarı biraz denge bozuldu. O orta alandaki etkinlik kaybolunca. Gedson'un da hakkını verelim. Belki hücumda çok fazla etkili olduğu anlar yok ama bu dediğimiz sahipsiz toplar ve topun rakibe geçtiği anlardaki o ilk reaksiyonlar için olağanüstü. Souza geldikten sonra bence çok etkili olacak. Çok daha etkili olacak. Ben ısrar haritasını merak ediyorum mesela. Jason Fernandez'in. Belki topu alıp gitme durumu merak olmadı etme, ama. Merak etme, ben söyleyeyim. Alev alev yanıyordur. Yani her yer o çizgiler de dahil olmak üzere. İki kanada kadar da gitti yani. Tekrar ben o ilk yarıya dönmek istiyorum. Çünkü o muazzam tat gerçekten de hala damağımda. Oradan biraz devam etmek istiyorum. Bir, Beşiktaş topu çok hızlı çeviriyor. Yani hem size hem de Necip'in varlığı ki hani bilmiyorum stoper ihtiyacı var mı yok mu konuşacağız Beşiktaş adına ama
hani Necip teknik direktörü kim olursa olsun hep görev alıyor bir şekilde ve bunu da belli periyotlarda bayağı da yerine getiriyor. Diğer yandan çok hızlı ve akıllı bir oyun yönü değiştirmesi var ve özellikle de Weghorst'a verilen bir rol var. Orada hem istasyon olabiliyor, hem gol atabiliyor, hem asist yapabiliyor, hem de hani bütün o ayağından çıkan toplarda isabetli oluyor. Yani hocam biraz orayı bir tam analiz oradan başlayacaktım işte. Weghorst deyince ben de tam olarak oradan hocam yüzü gülüyor Weghorst deyince. Yok ama şimdi defansını da o kadar rahatlatıyor ki. Evet. Çünkü yukarıdaki yaptığı baskı, tuttuğu topları yani o kadar faydalı oynuyor ki. Yani gerçekten inanılmaz. Yani bugün baktık, hatta seninle ilk konuştuğumuzda ilk yarıda dedim ki yani pas hatası var mı diye. Yani sona doğru iki tane pas hatası yaptı diye hatırlıyorum. Ya bir forvet oyuncu. Sürekli üstünde oyuncu şeyi var. Baskı var. İşte o kadar hareketli, o kadar iyi niyetli oynuyor. O kadar takım oyunu oynuyor ki. Dediğim gibi oradaki baskıyla defansı da rahatlatıyor. Yani orada hemen baskı kurduğun zaman takım olarak tabii. O zaman bu sefer defans da rahatlıyor. Yani çok fazla efor harcamıyor. Yani oradan en iyi defans başlıyor işte. Çünkü Beşiktaş bunu bugün gerçekten çok iyi yaptı. Hani Muleka'nın iki gollü. Hı-hı. Bak o da çok önemli. O da yavaş yavaş toparlıyor gibi geliyor. Enkudu ilk yarıda aynı şekilde. Yani Beşiktaş gerçekten çok çok etkili oynadı ilk yarı. Yani öyle bir oynadı ki yani biz... İlk 20 dakika, 30 dakikada maçı bitireceğiz bugün gibi bir oynadı yani gerçekten. Hem de erken golleri bulduktan sonra zaten dediğim gibi maç çevirmesi çok zor. Ama karşıdaki Sivasspor çok etkisizdi. Yani ben hiç Sivas'ı bu kadar etkisiz, ne derler, motivasyon sanki ilk yarıda da çok fazla yoktu. Yani çok fazla bir şey yapamadı maalesef. Eleştiri gibi olmasın ama başlangıcı gerçekten bir büyük takım, bir şampiyon gibi başladı ilk yarısı. Ama bitirişi aynı şekilde yapmadı Beşiktaş. Bitirişiniz tabela evet ama oyunun sonunda yine Valerian İsmail'in kafasında soru işaretleri kalmıştır. Oyunun bitirişiyle ilgili. Ve dördüncü maçını oynadı Beşiktaş. Hı-hı. Ligin zirvesinde lider. Ve dört maçta iki tane oyun sonuyla ilgili problemler yaşadığı maç oynadı. Yani oyunun bitiş düdüğüne kadar olan, önde olduğu, problem yaşadığı iki tane maç oynadı. Weghorst için de bir şey söyleyeyim. Samsun'daki son senemde Nevio Scala Beşiktaş'ın hocasıydı. Pascal Santrafor oynuyordu. İçeride bir maç oynadık Erkut, Samsun'da. Ben de orta saha oynuyorum. Normalde mesela orta saha oyuncusu işte Samsun'dasın. Ben Samsun'dayım. Evet. Stoperden pası aldığın dakika, tamam mı? Arkandan bir seni marke edecek orta saha oyuncusunun basmasını beklersin. Yani biraz uzaklaşıyorsun o orta saha oyuncusundan, boşta topu alıyorsun, dönüyorsun. Pascal arkadan gelip basıyordu mesela. O zamana kadar da böyle çok da rastlamadığımız bir santrafor tipi. Yani bir santrafor oraya müdahale etmez ama kendi orta sahasının önüne kadar gelip arkadan sıkıştırmayla presi özelliği vardı Pascal'ın. Sonra Beşiktaş'a geldik. O da transfer oldu tekrar hastalığından sonra. Dedim böyle yapıyordum Pascal. Güçlü zamanlarımızda yapıyorduk öyle dedi, tamam mı? Weghorst'ta benzer özellik var. İlk yarıda müthiş yaptı o işi. Ve hocayla birbirimize bakıyoruz mesela işte attığı golde. Havuza düşmüş top, gidiyor orada kazanıyor. Orta saha oyuncusuna kazandırıyor ve direkt gol bölgesine koşu atıyor. Bunlar 8-10 gol de atsa sezonda gözü kapalı tahtaya Weghorst oynasın diyebileceğin kriterler. Ve çok mutlu yani. Evet oyundan çıkarken ki mutlu. Ya gol attıktan sonraki sevincinde. Oyunun içinde, akışta, oyundan çıkarken. Yani yerinde duramıyor. Yani doğru yere geldim demiş. Yerinden duramıyor. Bir an önce maç başlasın. ısınırken de muhtemelen öyle yapıyordur. Yani. Kenneth Anderson da çok büyük santrafor değildi. Mesela evet. Çok dünya klasmanı bir oyuncu değildi. Ama onu da takımında görmek isterdim mesela. Kesinlikle. O da çok özveri. Elmander büyük santrafordu, iyi santrafordu ama o da mesela Drogba efekti değil, başka yerden okuyabileceğim. Mesela Elmander'le Necati Ateş'e soralım. Necati Ateş Elmander'le oynamak ister mesela. Soralım Necati Ateş'e kimle oynamak ister? Alex Semih'le oynamak istiyordu.
Ben de Moldovan'la oynamak isterdim. Buyur. Hocam ama siz çok... o da saklar geriye. O da saklardı. O kısaydı ama çok güçlü. Çünkü saklarda... andığınız ismini Kenneth Anderson'la oynadınız. Tabii. Kenneth Anderson'da da çok iyi anlaşıyordum. Çünkü yani o tarz, olarak da o tarz çok benziyor. Aynen o tarz da santrafolar. Yani hep topu tutar. İşte atıyorum duran topları da kafayla iyi. Yani hem oynatıyor hem takım oyuncusu. Çok çok önemli yani. Erkut bak mesafe sağ çok büyük, tamam mı? Şimdi mesafeyi kat edebilmen için belli istasyonlara ihtiyacın var. Yani işte kaleci, stoper, orta saha, forvet, kanat atacak ve oraları geçeceksin. Şimdi ama oyun bazen şunu çağrıştırıyor. Ya da çağırıyor, bağırıyor. Mesela baskı yiyorsun, dam diye vurdun topa. Ya benim santraforum orada, arkasında baskı varken o topu bir saniye, iki saniye ayağında güvenli şekilde tuttuysa, bak bu ne demek biliyor musun? 35-40 metre kazandın demek. Topsuz 35-40 metre gelebiliyorsun demek. İşte o büyük takım için olmazsa olmaz. Bugün ilk golde, Muleka'nın attığı ilk golde, oradaki o sihirli dokunuş, arkasında iki kişiyi oyun dışı bırakmak, tamam, kilidi açtın. Ondan sonra senin gol atman daha kolaylaştı yani. 1-0'dan sonraki oyun daha kolay bir oyun. Kilidi açabilmek için o sihirli dokunuş, ben çok özel bir oyuncu yakaladığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bu arada tabii şu da var. Şimdi sezon öncesine gidiyorum. Özellikle transfer döneminde, yeni başladığı zamanlarda işte Beşiktaş'tan bilgi almaya başladığımızda hocanın istediği bazı oyuncularla ilgili yaptığı bir tarif vardı. İşte istiyordu ki bir pivot santrafor sırtı rakibe ve kaleye dönük olabilsin. Hem havadan hem de yerden etkili olabilsin ve istasyon olsun. Bir kanatta da gol atabilecek, forvet özellikleri ağır basan bir kanat oyuncusu. Muleka, o yüzden Vegors ve Muleka'yı aldılar. Güzel. Demek ki hocanın planı buymuş zaten. Olabilir. Yani bunu çizmiş, bunu belirlemiş ve gidip bu tarzda oyuncuları almış. Ha, sonrasını yine transfer dönemi devam ediyor. Tamamlar Beşiktaş. Eksiklerini konuşuruz birazdan. Ama belli bir plan dahilinde transfer yaptığınızda, doğru isimleri de bulduğunuzda, orada da doku tuttuğunda ortaya da bu görüntü çıkabilir. Şimdi yani. Sakatlıklar var tabii. Hı-hı. Bu takımın en önemli, en özel ayağı gelecek. Gezal. Bence Valerian İsmail'in elini güçlendiren bir hamle olacak o. Gezal'ın dönmüş olmasından bahsetmiyorum. Enkudu iç sahada mesela bu maç için oynatabilirsin. Ya da deplasman tercih edebilirsin. Ama biraz daha seti oynayabilen, biraz daha kilidi açmakta zorlandığın bir maç için Gezal, Vegos, Muleka'yı Larin gibi kullanabilirsen sol açıkta. Sanki o efekti yakalayabilecek gibi geliyor Valerian İsmail'in. Ve gidişat ona doğru gidiyor. Orada Muleka ve Enkudu değişmeli oynayabilir diyorsunuz. O da olabilir. Aynen. Bir de Dele Alli için de bir şey söyleyeyim Erkut. Şimdi dün maç izlerken Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un özellikle Galatasaray'ın orta sahaya ben biraz bugün Beşiktaş'ın orta sahaya benzetiyorum. Yani Galatasaray öyle bir orta sahaya sahip ki 3 tane oyuncusu var. Hepsi o kadar teknik. Hücum anlamda çok güçlü. Ve bir tane oyuncu var Mertens. O kadar faydalı oynuyor ki. Sadece 10 numara gibi oynamıyor. Orta sahaya gelip Trabzonspor'daki Dorukhan ve Siopis'le 3'e 2 kalıyorlardı. Bu yüzden o orta sahada hep bir tane fazla oluyor. Bugün Dele Alli o da aynısını yapıyor. Yani sağa gidiyor, sola gidiyor, zaman zaman orta sahaya yardım ediyor. Bak, bu çok önemli bir özelliği. Hem de o yeteneğe sahip, hem çok büyük bir faydası oldu. Yani Beşiktaş'ın geçen haftalara o Alanya maçında Berkay'la, Salih'le ve Getson'la ne kadar orada eksiği olduğunu hep beraber gördük. Yani iki defansif orta saha, yani bir tanesi böyle biraz daha işte Getson diyebilirsin. Aslında üçü de benzer. Ama şimdi Dele Alli geldikten sonra o hücumda tekniği, bir tane de hareket vardı böyle bacak arası attı falan. Yani gerçekten büyük bir katkı sağlandığını diye düşünüyorum. Bir de hani özellikle Tümer abi de hep değinir. Top ayağına gelmeden düşünüp nereye atacağına karar veren. Bugün
3-4 yerde gösterdi onu yani. Kesinlikle. Katkıyı yani o Delaldin onu yapmasını zaten bekliyorsun da yanındaki oyuncuyu rahatlatan özellik o. Mesela Enkudu'ya bir top attı ilk yarı. İki kişi sırtında içeri oynadı sol bek. Enkudu'nun gittiğini gördü, tık ayağının içiyle bıraktı. Hiç yani dokunsan aynen kaybedeceksin. Yani dokunsan iki kişi sağlı sollu basmışlar kaybedecek. Tek de ayağının içiyle Enkudu'nun önüne bıraktı. Şimdi bunlar etrafını rahatlatan oyuncular. Mertens de aynı kategoriye koyalım. Etrafındaki oyuncuyu da mertebe yükselten oyuncular. Bir de zemine bayıldım bu akşam. Evet, ben de tam sorularım arasında var. Ya tebrik ederim emeği geçenlere. İnanılmaz. Böyle olması lazım zaten. Müthiş. Bize yakışan bu, Beşiktaş'a, büyük takımlara yakışan bu yani. Müthiş. Bu akşam biraz taraftar da çok iyiydi. Evet. Oyunun içindelerdi. Memnun da ayrılıyorlar. Şimdi hafta başlarken lider değilsin. Hafta bitiyor, lidersin. 3-1'lik galibiyet. Keyifler yerinde. Yeni gelen transferler oynamış. Giren çıkan herkesten memnun. Haftayı iyi kapatıyor Beşiktaş. Ki yani herhalde 15. ya da 20. dakikaydı. Şampiyonluk tezahüratı başlamıştı. Yani oyun onu çağırdı taraftara. Yani bu kolay değildir taraftarı böyle çekebilmek. Erkut, söyledim zaten. İlk yarıdaki oyun şampiyonluk oyunudur. Evet. Uzak ara rakamlarıyla söylüyorum. Hem organizasyonuyla. Beşiktaş'ın oyunu bitirmekte sıkıntısı var. İlk 4 haftalık periyotta tek eleştiri burası olabilir. Buna da Valerian İsmail biraz kafa yoracak. Hatırlarsanız hoca ilk geldiği zaman daha önce görev yaptığı Avusturya ve İngiltere'den gazeteci kişilerle sevgili Rezan'ın yaptığı bir röportaj vardı. Orada ne dedilerse hep Valerian İsmail hakkında doğru analiz yaptıklarını görüyoruz. Mesela eleştirilerden bir tanesi şuydu. Erken dakikada oyuncu değişikliği yapabiliyor. Evet. Bazen gerekmese bile. Örnek verelim, Salih'in oyundan çıkması. Yani evet, sen bir parantez açtın Tümer abi. Eğer ki Salih'in bir sakatlığı yoksa, ha ben Salih olsam ya ne bu hoca derim yani, Alanya maçına devre arası beni çıkarıyorsun. Burada gayet iyi oynuyorum. Bence ilk yarının en iyi oyuncularından biri. Kesinlikle. Ve artık günümüz futbolunda öyle defansif özellikleri ağır basan orta saha oyuncular kalmadı. Yani Berkay'ı oraya koyuyor olmanız sizin iyi savunma yapacağınız anlamına gelmiyor. Top aslında ya sizde daha fazla kalırsa zaten orada defansif bir oyuncuya gerek kalmıyor. Yani bence İsmail'in en büyük eksiği oyuncu değişikliklerden, yani tercih ettiği oyunculara ve sistem anlamda değiştirmek istediği oyuncularda aslında sıkıntısı var orada. Ben öyle görüyorum. Yani bir tek yani onu birkaç maçta daha da gösterdi. Yani bence de mesela bu akşam Salih'in 54'te çıkması çok anlamsız. Yani Berkay'ın acaba biraz süresi işte oynasın 3-0'dan sonra, ama oyuna girdikten sonra maalesef şey yapamadı, bir katkı sağlayamadı, çok acemi oynadı, pas hataları yaptı. Yani böyle şeyler, bir de Salih'in gerçekten son haftalarda iyi oynadığını ister istemez, şimdi ben de futbolcu olarak böyle bir çıktığın zaman hani moralim bozulur yani, istediği kadar şey olsun yani. İyi oynadıktan sonra niye çıkartıyorsunuz? Hocam dönem topu aldı mı? Aldı. Tabii. Aldıktan sonra çalım atıp pasını attı mı? Attı. Şutu da var. Deli ben fazla eveleyip gevelemeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Souza gelecek. Getson banko diyorsun. Deli Ali banko diyorsun. Salih diyor ki Souza gelecek. Gelene kadar ben işimi doğru yapmam lazım. Şimdi 54'te oyundan çıkıyorsam ister istemez içine sakatlığı yoksa yine teyit ederiz. Belki bir açıklama gelir. Sakatlığı yoksa çıkmak istemez. Diyelim ki sakatlığı var Tümer abi. Ondan dolayı çıktı. Yine bence oradaki tercih Berkay olmamalı. Genç kardeşimize saygı duyuyorum. Evet. Ama Kerem mesela oyuna dahil olduktan sonraki geçen sezonki Sivasspor performansı da bunu gösterdi. Hani topla arası daha iyi Berkay'dan. Yani seni daha da rahatlatır. Orada sanki Salih'in yediği Kerem gibi görünüyor. Ya da işte Oğuzhan Akgün izlediğimiz maçlarda veriyor. Daha belki daha yani çok şans vermeye çalışıyor. Belki onu hala tanımaya çalışıyor. İşte ne kadar verim alabilir diye. Ama işte böyle devam ederse şey kaybeder. Bana biraz ezbere gibi geliyor işte bu değişiklik. Yani bu ezberden aynen kurtulması öyle lazım. Yani çok iyi. İlk yarıdaki bütün dinamikler çok iyi. Her şey çalışılmış. Transferde doğru hamleler yapılmış. Takıma bir şeyler ezberletilmiş. Yani hep sen bazen Tümer abi basketboldan da örnek verirsin. Bu arada Ergün Hoca'nın da sana selam var. Aleykümselam. Hep Tümer abi anıyor. Eyvallah, sağ Deniz'de o şeyleri, set hücumlarını konuşmuşsunuz diye aklımdayken üzerinde kalmasın.
Mesela Fenerbahçe Beko'dan örnek verelim. Yani Yan Veseli her aldığı topu potaya mı atıyor? Hayır, bazen alıyor sırtı potaya dönükken. O dağıtma görevi de veriyor ama bu bir plan dahilinde işte. Zaten bunu yapmış gördük. Weghorst'un böyle bir rolü var. Bunu konuştuk zaten. Buralar tamam ama biraz da sanki bu ezberlerinden kurtulması yani, lazım. Jesus diyorum. İsmail'in değişiklik konusunda kesinlikle sıkıntıları var. Ben öyle düşünüyorum. Hı. Mesela Jesus dedim. Jesus'la kıyasla yaptığımız zaman arada çok büyük bir fark var bence. Yani oyuncu değişikliklerden, taktik anlamda. Hı. Orada bir eksiklikleri var kesinlikle. Bu sadece bu maçta değil. Senin biraz önce anlattı. Daha önce söylediler. Ya daha iki hafta önce Alanya'da 3 tane defansif devre arası 3 değişiklik. Maçın gidişatı tamamen tersine dönen değişiklik. Bu akşam yine 54 çok erken bir dakika oraya dokundu. Çıkarırsın Dele Alli'yi. Beklersin 5-6 dakikada. 60'ta Dele Alli'yi çıkarırsın. Yeni geldi. Kimse bir şey demez. Şimdi ben de Salih olsam ben de bozulurum. Gittim, geldim, oldu olmadı. Sezona iyi başlamışım. 54'te oyundan çıkmak istemez oyuncu yani. Ve iyi oynuyorken. İyi oynuyorken. Kesinlikle öyle yani. Ya da işte iki gol atmış Muleka yerini Kenan Karaman'a bırakıyor. Yani o da mesela. Değişiklikler hiçbir şey katmadı. Şöyle bak Fenerbahçe'nin içeride oynadığı Avrupa Kupası maçında işte Mert Hakan da sonradan girdi. İrfan Can baştan oynamıştı. Konuştuk ya coşkuyu ortak etmek diye bir şey var oyuncuyu. Bütün takım olabilmenin. Hani maç rahatlamış siz de girin takımın parçası, aidiyet hissedin, takımın parçası olduğunuzu hissedin, dakika alın. Ahmet Hasan ağlardı. Ben oynamıyorum. Bir gün çıkardı, Lucescu koydu önüne, 30 maç oynamışsın dedi. En fazla oynayanlardan birisin diye. Şimdi oyuncuyu dahil etmek önemli bir şeydir coşkuya. Ama dengesi çok önemli. Mesela Salih'e dokunduğun dakika ister istemez kafasında şu gelir Salih'in. Der ki Souza gelecek, Getson Fernandez, Dele Alli. Ben dışarıdayım diyecek. Muleka çıkmak istemez oyundan. Ya iki gol atmışken oyundan çıkmak ister misin ya, maç 3-0 iken? Niye ben üçüncü atmayayım? Niye dördüncü atmayayım? Hocam senin hat-trick'in vardı dördüncü. Var. Benim yok hat-trick'im mesela. Ben hat-trick yapamadım. Ya. Yunanistan'da 2-0 öndeyiz. %100 de kazanmamız gereken maç. İki tane atmışım. Bursa'da var pardon. 2-0 öndeyiz. İki tane atmışım. %100 kazanmamız gerekiyor ama. Dakika 80 oldu. Orta sahadan bir duvar yaptım. 2-1 gidiyoruz santraforla. Bizim santraforla. Tamam mı? Kaleci 2-1. Top bende. Normalde çıkaracağım boş kaleye vuracak. 3 olacak maç. 84-80 falan dakika yani. Abi hiç ettireyim yok diye. Ben uzak köşeye plaseledim. Direğin dibinden dışarı gitti top. Tamam. Abi döndü 2-1. Golü yedik. Allah bitmedi maç Erkut. İster oyuncu evet, kendi istatistiğini düşünür. 3-0'dan sonra Enkudu tamamen kendi istatistiğini oynadı. Cenk Tosun kendi istatistiğini oynar girdiği dakika. Bunlar normal futbolda. Ya mesela takımların rollerini değiştirelim. Şimdi Sivasspor şu ana kadar Beşiktaş'tan 3 maç daha fazla oynadı. Yani daha yorgun, daha kadrosu dar bir takım. Ha. Ve 2 tane Malmö maçından çıktı. Hani geçen haftada son dakikada yediği gol mesela belli travmalarla evet, geldi buraya. Evet. Yani fiziksel olarak hani tekrar parantez açalım. Salih'in bir sakatlığı yoksa ve Muleka'nın da fiziksel olarak hiçbir sıkıntısı görünmüyordu. Yani gayet tıkır tıkır işleyen düzeni o Muleka anlamda bozmak. İster mi ya? İki tane atmış ister mi oyundan çıkmak? Weghorst, Cenk Tosun değişikliğine bir şey demiyorum. Değil çünkü mi? Onun MR'lerini göstermeye başlamıştı Weghorst. Hani artık dili dışarıdaydı neredeyse yani. Ama hani Muleka ve Salih değişikliğini anlamadım. Umut Beraş, Masuaku'yu da anlarım. Çünkü dersin ki bu benim yerli oyuncum. Evet. Hafta gelecek buna ihtiyacım olacak diye. Bunu anlıyorum ama o iki değişiklik... Değişiklik konusunda sıkıntıları var Beşiktaş'ın. Ben bunu söyleyebilirim. Bir de Beşiktaş'ı şey görmek istiyorum ben deplasmanda. Daha çok. Hı hı. Yani kendi sahasında Beşiktaş çok coşkulu, çok bu taraftarın arkasını aldığı zaman ama daha erken, daha deplasmanda böyle bir şey görmek istiyorum. O coşkuyu, aynı şekilde o coşkuyu görmek istiyorum. Oyunu, organizasyonu. Kesinlikle. Haftaya Ankara Gücü'yle oynayacak deplasmanda. Ankara Gücü. Hı hı. İşte görmek istiyorum. Bakalım biraz daha. Bir de teknik direktör konusunda bilmiyorum sizde böyle bir şey.
Teknik direktör futbolcu döneminde oynadığı bölgesinde... Stoperdi Valeri İsmail. Ha, sanki böyle defansif. Mesela şey ne oynadı? Atletico Madrid'in hocası. Diego Simeone. Defans nasıl futbol ortası oynatıyor? Ona... Hocam oradan gelmeyelim. Bak, orası o... değişebilir. Valla ona özel bir futbol oynatmıyor mu? Peki şey... İsmail'i stoper değil mi? Evet. Hep soktuğu oyuncu böyle sanki defansa biraz da. Valla yani sanki öyle bir şey var. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum öyle ama. Öyle olsaydı peki, Galatasaray çok koşardı hocam. Peki. O konuca çok koşuyordu bak. Peki. Topu biliyordu. Guardiola. Topu bilir o konu. Guardiola aslında. Nasıl oynadı? Nasıl? O da çok... hocam defansif oyuncuydu ama. Ama nasıl Guardiola pas atıyordu? Hep böyle pas, 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 pas. Barcelona oynatmadı. Barcelona. Ama mesela Şenol Hoca da kaleciydi. Hiç, sanki yani defans oynatmazdı. Fatih Hoca da stoperdi hocam. Defans oynatmadı. Aykut Hoca hücumcuydu, defansif oynatıyordu hocam bak. Öyle bazen şey olabiliyor. Bazen Aykut Hoca forvet oyuncusuydu ona evet, bakarsan. Ama defansif oynatıyor diye eleştiriliyordu. Ama halbuki Fenerbahçe tarihinin en gollü ikinci takımını yaptı yani. Ben yabancı hocadan bahsediyorum. O zaman bazı parantezler açmak istiyorum ben. Necip. Yani bugün Saiz'le beraber ikili uzun pasları hep isabetli oldu. Evet. Onu not almıştım ben. Özellikle maçın ilk yarısında %97 pas yüzdesi. Bak Erkut. Ama mesela, finalde denedi Tümer Erkut, abi. Erkut bak bu istatistik girmez. Bir stoperin pas yüzdesi diye bir şey maçın içinde alamazsın. Yani sadece yanına vermedi, onu demek istiyorum yani. Onu ben söyleyeyim müsaadenle. Özellikle ilk yarı 2 tane 3 tane Enkutu tarafına ters top. Bu önemli bir meziyet. Çok yapmaz Necip bunu. Bu akşam çok iyi yaptığını söyleyebiliriz. Yani Enkutu çizgiye basar. Oyun oraya yığılmışken ters topu 2-3 tane çok iyi attı. Necip için şunu söyleyeyim. Güven aralığı çok yüksek bir kere. Yani Necip'ten ne alacağını bilirsin. İkimizin de takım arkadaşıydı. Mustafa Doğan da benzer bir oyuncuydu. Mustafa Doğan hep hazırdır mesela. Evet. Hiç ne dişi ağrır, ne başı ağrır, ne bir yeri çeker. Hiçbir yeri olmaz. %100 antrenman, maç %100'ü de alırsın Mustafa. Devam edelim Tümen abi. Hemen kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevirelim. Çünkü Vegors konuşuyor. Oyunumuzu daha iyiye getirmeliyiz. Ama dediğim gibi çok iyi bir maçtı. Mutluyuz. Last two games you scored 2 goals. Your performance and team's performance is getting much better. So until now your performance, what do you want to say? No, I'm happy. I'm happy with it. Of course, it's always, I'm always trying to help the team. Help the team with goals. You always want to score as a striker, so I'm happy with 2 goals now from the last 2 matches. I also have 3 assists until now in this season. I think the first goal was a really nice assist too. I just want to help the team, not only with goals and assists, also with my effort, with my work, and try to be there for the team. And I'm happy with the way it's going now, and just looking for things to get better. Trying to be better next time. Mutluyum. Burada dediğiniz gibi son 2 haftada 2 gol attım. Takımıma destek oluyorum. Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 2 asistim var şimdiye kadar. Özellikle son dakikada ilk maçtaki yaptığım asist de çok önemliydi. Sadece gollerle ve asistlerle değil, rakam olarak değil, sahadaki performansımla, savaşma azmimle takıma her zaman destek olmak istiyorum. Daha iyi olacağını biliyorum. Daha iyi gideceğiz takım olarak ve bireysel performans olarak ben. Beşiktaş'ta 10 numaralar fans are always very special. Yani taraftara and the fans gelecek gibiydi ama asistleri so everybody was thinking on the goals but you are running, helping to defense and you are making assists on the fans like it so much. And those assists also are you also can be the assist scorer, not only the top scorer of the league. No, yeah, good. Like I said, I just try to help the team, and I just try to give everything, every single match, all the effort. I think I'm a player who likes to give a lot of effort also to the team. Try to come back, recover balls, also helping the team with that. First half, I think it went 3-4 times. It worked. That's also me, and like I said, I just try to give everything for the team, for the club, to be successful.
and I'm happy with the 3 assists and the 2 goals. 5 score points now in the first 4 matches. So yeah, that's something we just have to continue. Ben takımına her zaman destek olmak isteyen bir oyuncuyum. Sadece dediğim gibi gol atarak, asistlerle değil ve geriye gelip top alarak, defansa takıma yardımcı olarak sürekli takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Takımın iyi bir parçası olmak istiyorum. Umutluyum çünkü şimdiye kadar 2 gol, 3 asistim var. Gerçekten beni mutlu eden bir performans. Takımım için her şeyimi zaten vereceğimi söylüyordum. Bunu da sahada gösteriyorum. Böyle devam edeceğini biliyorum. There are statistics that you started the season like this, assists and goals. It can be any team, Wolfsburg, Ajax, or any team in your career. You start like this. I don't know. I don't think so. No, I don't think so. I think like really with the assists and the goals, 5 score points for now, and in the first four matches is a nice start. But again, you know, for me it's not that important. Of course, I want to deliver and I want to score goals and be involved for making goals. But at the end, it's just about one big thing, and that's being champion this year. And we're on a good way. We're making right steps in the good direction. Our play gets better every time, and that's where I have to be there for the team as the striker who helps the team out. And like I said again, also we have to improve things, but just try to keep going. Aslında bilmiyorum, sanmıyorum. Çünkü ilk 4 haftada 5 golük bir katkı verdiğim bir sezon başı oldu mu emin değilim. Ama olmadı diye düşünüyorum şu an. Sanmıyorum öyle olduğunu. Az önce söylediğim gibi tabii ki gol atmak istiyorum. Tabii ki bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum. Bu çok önemli. Ama her zaman bildiğiniz gibi takım olarak başarılı olmak önemli. Ve ben bunu hep dile getiriyorum. Ve takımın başarısı için sürekli mücadele etmek isteyen bir oyuncuyum. Takımım için olmak istiyorum orada sahada. İyi adımlar atıyoruz. İyiye gidiyoruz. Gelişen bir performansımız var. Ama tabii ki yeterli değil. Daha da geliştirmemiz gereken çok şey var. Ve bu da iyiye doğru gidecek daha çok. Teşekkür ederiz. Thank you. Teşekkürler. Nereden? Görüşürüz. Vegors'un açıklamalarını canlı olarak aktardık değerli izleyenler. Necim'in performansını konuşuyorduk. Tümen abi eklemek istediğin. Yok. Güven aralığı çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman zaman eleştiriyi alıyor. Bizim de yaptığımız zamanlar var. Ama takımın içinde olması gereken karakterlerden bir tanesi Necim. Hocam ne dersiniz? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani %99'la oynamıyor. Hep %100'la oynuyor. Yani bütün kapasite ne varsa sahaya yansıyan bir oyuncu. Her zaman hazır. Bazı bölgelerde hem orta sahada hem defans stoperde zaman zaman sağ bekte bile. Sol bekte bile oynadı hocam. Sol bekte. Yani nerede oynasa oynasın geride hakkını veriyor. Zaman zaman tabii ki hata yapıyor. O şey değil. Var hataları ama her takımda olması gereken tarz bir oyuncu bence. Peki Sais'le beraber uyumun da tabii ki önemli. Bir uyum gösterdiler ve Beşiktaş'ta bir stoper mevkiine takviye de konuşuluyor. Yedek kulübesinde de Wellington ve Montero'nun olduğunu da düşünürsek sizce almalı mı Beşiktaş oraya bir oyuncu? Ya şimdi Necip bir alternatif her zaman. Çünkü biraz önce söylediğim gibi her yerde kullanabilirsiniz. Ama Beşiktaş'ı ben yine deplasmanda görmek istiyorum. Hı hı. Deplasmandaki sıkıntılar devam ediyor diye düşünüyorum. Eğer varsa o problemler. Yani içeride farklı, o coşkuyla farklı oynuyor. Şimdi bugün bakıyorsunuz çok fazla şey düşmedi iş aslında defansif anlamda Beşiktaş. Çünkü çok etkili bir Sivasspor değildi yani bugün. Hani baktığın zaman tamam son dakikalara doğru belki biraz ama yoktu yani. O yüzden hani Necip Dede'm her zaman o bölgelerde oynar. Ama iyi stoperi alabilir Beşiktaş. Şimdi Ankara Gücü deplasmanı, sonra Başakşehir, Erkos'u İstanbul Spor, Fenerbahçe. Erkos'u hiç düşünmeden bir stoper alırım. Aynen. İhtiyacı olduğunu söylüyorum, hiç düşünmeden. Ve yerli olmak durumunda bu, mecburen. Çünkü öbür türlü matematiğe uymuyor Beşiktaş'ın. Yani uyar. Uyar da Umut Beraş 11'de olur. Umut Beraş'ı oynatırsın. Orta sahada mutlaka bir Cenk'i oynatırsın. Yerli oynatmak durumundasın. Cenk'i oynatırsın. Olur.
Matematiği çıkarırsın. Tabii 3 yerli kuralı biraz teknik adamların elini kolunu bağlıyor. Yani sistemde, oyuncu tercihlerinde zaman zaman zorlandıklarını biz de görebiliyoruz. Bazen biz de kafamızda bir 11 yapmaya çalışıyoruz. Biz bile takılıyoruz. Tabii. Onlar nasıl takılmasın? Normal. Ama çözüm üretmek o koltuğun görevi. Yine de Beşiktaş'ın bir stopere ihtiyacı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Arayışta var zaten siyah beyazların. Hocaların açıklamaları gelmiş. Hemen bakalım neler söylemiş. Hem Valeri İsmail hem de Rıza Çalınbay. Beşiktaş Teknik Direktörü İsmail'in açıklamalarıyla başlayalım. Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarıda oyunu tutma noktasına gitmemiz gerekti. Büyük takımın oyunu 90 dakika kontrolü altında tutması lazım. Bir ara kontrolü kaybeder gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Josef iyi gidiyor. Belki bir 10 güne daha ihtiyacı olabilir. Gezal beklediğimizden biraz daha yavaş gitti diyor ve devam ediyor. Yabancı kuralı büyük takımların en üst düzeyde performans göstermesini engelliyor diyebilirim. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak. Kulübeden bize daha fazla enerji katacak hamleler yapmamız gerekecek demiş Valeri İsmail. Bir de Rıza Hoca'nın açıklamalarına bakalım. İstediğimiz sonuç olmadı. Ne konuştuysak aynı pozisyonların hepsinden gol yedik. Baskı olabilir ama bizim çıkmamız gerekiyor. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Benim bugün en çok nefret ettiğim şey de defansa çekilmek. Bunun olmasını istemiyorum. Hoca genellikle hep söyler. Hani çalıştığımız yerden gol yedik diye. Bugün de buna benzer bir demeci var Rıza Çalın. Evet. Peki biz önceki haftalara hep hatırlarsan ne söylüyorduk? Takımın acaba teknik direktör mü böyle oynamasını ister yoksa oyuncular kendi kendime yapıyor. Evet. Bak işte çıkıyor işte. Dedi ki istemiyorum ben böyle bir şey. Demek ki oyuncuları ister istemez kendi rızasıyla evet, geri evet. çekildi. Yani bu da gösteriyor yani. Ya da zaman zaman. Beşiktaş o öndeki baskıyla itti seni. Tabii ki mutlaka çıkar baskı var. Mutlaka baskı var ama demek ki hoca bunu böyle oynamasını istememiş. Evet. Söylüyor. Oyuncu açıklamalarına da bir göz atalım. Neler söylemiş Beşiktaşlı futbolcular. Bugün gol atan Muleka'yla iki golle katkı sağladı takımına. Bu taraftarın önünde oynuyorsanız maksimum performansı vermelisiniz. İki gol attım, elimden geleni yaptım. Hepimiz kaliteli oyuncularız. Önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Fırsatlar yakaladığımızda gole çevirmeye çalışıyoruz. Ortaya iyi bir katkı çıkıyor. Bu katkıyı verirken hepimiz keyif alıyoruz. Jason Fernandez neler söylemiş ona bakalım. Dele Alli'yi tüm dünya tanıyor ama futbolda bireysellikle hiçbir şey olmuyor. Takım olarak oyunla birlikte iyi olacağız. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik ve bunun meyvelerini şimdi alıyoruz demiş Jason Fernandez. Necip Uysal, onun performansını konuşmuştuk. Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık var, inanılmaz bir iletişim var. İnşallah her hafta böyle devam eder. Hoca herkesle çok iyi anlaşıyor. Çok iyi analizler yapıyor ve biz de onun verdiği direktifler doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz demiş Necip Uysal. Zaman zaman Beşiktaş antrenmanlarından görüntüler düşüyor sosyal medyaya. Gerçekten de takım içindeki bütünlük had safhada. Bu çok çok önemli bence. Takım olmak zaten en önemli. Dördüncü haftada yakalanan liderlik, coşku, maçın ilk yarısında 45 dakikalık periyottaki oyun, organizasyon. İşlerin doğru gittiğini, Nevzat Demir'de havanın senin bahsettiğin yerden estiğinin göstergesi. Şimdi Valerian İsmail'e ve takımına düşen görev şu. O 45 dakikalık organizasyonu ilk 4 hafta içinde 60'lara falan çıkarabilmek. Ondan sonraki 4 hafta yani 8 haftalık periyotta da 75'e kadar 15 dakikaya ekonomik, oyunun içinde belli anlarda oyundan vazgeçip organizasyonu başka türlü oynayacaksın. Bir 15 dakika seçeceksin. Ama 70-75'e çıkarabilirse Beşiktaş ligin sonuna kadar zirvede kalabilir. İlk 45 dakikadaki görüntüyü. Kadro kalitesini nasıl görüyorsunuz? Bence ön tarafı çok iyi. Orta saha da iyi görünüyor. Kanat beklerinden başlayıp stoper ikilisi. Yani bir tek iyi bir stoper takviyesiyle. Erkut, ben şöyle söyleyeyim. Bir 45 dakikaya 10 kişi oynadı Alanya'da. Doğru mu? Evet.
Ve istediği sonucu alamadı Beşiktaş. Maç 3-3 bitti. Hı hı. Şimdi biraz üzerine gelen takımlar henüz görmedik. Kimse üzerine gelmedi yani. 3-1'den sonra oyunun son bölümü Sivasspor biraz pasla gelmeye çalıştı. Oralar seyircinin ağzında buruk bir tat bıraktı mesela. Benim kendi adıma eleştirim şu olur. Valerian İsmail muhtemelen çok iyi bir hava yakaladı takımla. Necip'in söylediklerinden yola çıkarak söylüyorum. Nevzat Demir'deki havayı bilemem ben. Çok diri Beşiktaş. Fiziki olarak iyi durumda görünüyor. Bunu da Getson'un söylediğinden çıkıyorum. 114.7 kilometre koşmuş. Bugün müthiş. Beşiktaş 109.9 Sivasspor. Tamam. Müthiş. Çok diri. 45 dakikalık periyot organizasyonun da coşkunun da takım içi havanın da iyi olduğunu gösteriyor. Şimdi üzerine düşen görev bunu yukarı çıkarabilmek. Bir de daha sağlıklı oyuncu değişiklikleri. Oyuncuyu oyunun içine katmak, coşkuya dahil etmek her zaman benim tarafımdan tamamdır. Olması gerekendir. Herkes yaşasın o duyguyu. Takım olsun. O önemli bir şeydir. Ama doğru anda, doğru zamanda yapmak lazım. Tek yapması gereken bu şu anda Valerian İsmail'in. Yapacağı değişiklikler çok önemli. Bundan sonraki haftalarda. Çünkü o gösterildi ki Alanya'daki maçında yaptığı değişiklikler. Bugün de hatta yaptığı değişiklikler. O istediğin 60-70-80 dakika zaten gidemedi Beşiktaş. Yani bunun onun da yapacağı değişiklikler aslında katkı sağlayabilecek mi sağlamayacak mı? Hocam yapıyor eleştiriyoruz. Geçen hafta yapmadı eleştirdik. Önemli olan zaten yapıp nasıl? Yapmaması değil de. Yok doğru hep yaptığını yapmadı. Eleştirdik. Şöyle geçen hafta da geç yaptı ya. Neden? Çünkü Alanya'daki yaptığı değişikliklerle beraber maçın o noktaya geldiği çok fazla konuşulmuştu. Geçen hafta da ısrarla yapmadı mesela. Ya Beşiktaş'ın kadrosu kalitesi var. Hı. Çok kalitesi var. Ama bundan sonraki dediğin gibi onun katkısı hani sen antrenmanda ya da işte tabii ki takım olması çok olmak çok önemli. Yaptığın antrenmanlar tamam da ama artık teknik direktörün içerideki yapacağı değişiklikler esas çok çok önemli bir şey. O yüzden tabii. Söylüyorum yani ilerideki şimdi haftalar. Fenerbahçe'yi konuşurken söyleyecektim. Buradan oraya böyle bir zincir gibi olsun. Hatırlayalım. 4 gün önceki Fenerbahçe'yi nasıl anlatıyorduk? Yani oyuncular coşkuya dahil olmuş. Jorge Jesus'a inanılmaz bir sevgi seli. Takımın fiziki durumu çok iyi. Organizasyon tamam. Giren çıkan dengesi tamam. Herkes giren çıkan herkes oyunun içinde ve görevini doğru şekilde yapıyor. Coşku muazzam. Herkes hazır. Bugün onu oynattın bunu oynattın kimse hayır demez. Bugün aynı yer değil. Büyük takımlarda bu dalgalanmalar gayet normaldir. Kaldı ki Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla kadro derinliği daha fazla. Evet. Kalite olarak daha yüksek kalitede oyunculara sahip görünüyor. Ama bu iş tamamen skorla ve oyunun gidişatıyla doğru orantılı. İlk yarıdaki özür dilerim. Alanya maçındaki ilk yarıdaki oyun, 3-0'a kadarki oyun benzer yerden konuştuğumuz oyundu. Bir gol içeri 3-1 gittin. 3 oyuncu değişikliği bambaşka bir senaryo anlattık. Şimdi bu haftalık dalgalanmalar olur. Yarın öbür gün Enkudu bugün gösterdiği performansı gösteremeyebilir. Vegors'un günü olmayabilir. Necip bir saçma sapan hata yapabilir. Bunlar periyotta olabilecek işler. Oralardaki tutum önemli. Kimin rol üstleneceği önemli. Ya da orada kalacak mı takım? Yani işler kötü takılı kalacak mısın? Orada tabii. Takılıp kalacak mısın? O da önemli. Reklam zamanı geldi ama biraz Jason'un da sayılarını vermek istiyorum. Jason da 11.8 kilometre koşmuş bugün. 35 pasın 32'si isabetli ve bu pasların 20'si rakip yarı sahada. Önemli. Bu da önemli. Rakip sahaya oyunu yıkabilmeniz adına son derece önemli. Bence
Muhtemelen öyle bir datamız yok ama top kapma 3, ikili mücadele 13'te 8 önemli. Özellikle hani bu geçiş oyunu, kontratak adını her ne söylersen söyle. Rakibin topu kaybettiğin andaki o ilk reaksiyon var ya, Gedson inanılmaz yapıyor onu. Kim kaybederse kaybetsin, eğer kendi yakınsa direkt baskıda, arkadaşı baskıya gittiyse kademeyle arkaya sarkacak bütün topları inanılmaz doğru yapıyor. Evet. Peki devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara rica ediyoruz, sonrasında tekrar edeceğiz.